Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz. Biliyorsunuz bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak milli uzay programını kamuoyuna açıklamıştım. Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Evet, vakit geldi. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Önce hep birlikte tanıtım filmini izleyelim. Geleceğin şafağındasın. Evrenin kapılarını açmak için ihtiyacın olan bilgiye asırlardır sahipsin. Kalbinde yaşattığın, medeniyetinden aldığın gücü fark et. Tarihte yıldızların ilk defa dile geldiği topraklardasın. Semanın izlerini taşlara kazıyan alimlerin diyarında. Bir yerde seni bekleyen yeni hikayeler var. Uzayın derinliklerinde keşfini bekleyen yeni dünyaları keşfet. Sen Mezopotamya'nın kadim hafızasıyla doğdun. Ve şimdi birlikte büyüttüğümüz hayallere ulaşma vakti geldi. Tamamlamak için ruhunla ve bedeninle en zorlu şartlara göğüs gerdin. Artık hazırsın. Bayrağındaki ay ve yıldızı ait olduğu yere taşıyabilirsin. Hayal etmeye devam et. Çünkü sen Türkiye'sin. Evet. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken
Teknofest yarışmalarında dereceye giren gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Teknofest'in kurulmasında, bugünlere gelmesinde, icrasında emeği geçen, katkısı olanlara tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.